الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي محترم Müslümanlar, kalbin istikamet kazanması, hislerin mahluka lehinde hareket etmesi, insan hakkıyla kendisine terettüp eden vazifeleri yapması, İnsanı içten ve dıştan bağlayan bir kısım kayıtlarla ancak elde edilebilir. Bu kayıtlar insan gibi aciz, zayıf, nehif, beşer tarafından olamaz. İnsanı bağlayacak, hissine istikamet, kalbine istikamet, ruhuna istikamet verecek. Her şeyiyle onu uyanık bir varlık haline getirecek kayıt Allah'ın elindedir. Allah insanları Celle Celaluhu öyle bir kayda bağlamıştır ki, cennetin bir numunesi olarak dünyada onları yaşamakla mükellef ve muvazzaf kılmasına karşılık, ahiret gibi bir prangayı, bir kaydı onların ayağına veya boynuna geçirmiştir. İnsan, burada Cenab-ı Hakk'ın kendisine attığı bu kayıt altında hayatını tanzim edecek, kabiliyet ve istidatlarını geliştirecek, mükemmel bir tohum haline gelecek, ebedi saadeti sümbül verecek bir tohum haline gelecek, cenneti bütün güzellikleriyle semere verecek bir tohum haline gelecek ve sonra kabre girecek, toprağa girecek, orada berzah hayatında neşvi nema bulmaya çalışacak, mahşerde İsrafil aleyhisselamın suruyla bir ağaç gibi aşağıya doğru kök salacak, yukarıya doğru ser çekecek. Burada inkişaf ettirdiği istidat ve kabiliyetleriyle orada arz-ı didar edecektir. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, zayıf bir hadisi şerifte dünya ahiretin mezrasıdır buyurmuşlardır. Her şey burada toprağa atılacak. Her şeyin bakımı, görümü, timarı burada yapılacak. Geliştirildikten sonra öbür alemde semere ve sümbül verecektir. Burada biz iki hususu öğreniyoruz. Birisi müminin hiçbir şeyinin boşa gitmediğini, sesinden, soluğundan, tesbihatına kadar, davranışlarına kadar hiçbir şeyinin boşa gitmediğini, amelinin heba olmadığını, burada bir Allahu Ekber deyişi dahi orada baki bir semere-i cennet halinde kendisine takdim edileceğini görüyoruz. İkinci meselede ahiret bir müminin her şeyi olmalı. Adımlarını dünyada ona göre atmalı. Burada kabiliyetlerini köretmeden şeytandan, cinden, yılandan, çıyandan kaçar gibi kaçmalı. Öbür alemde hevan ve haşerat içinde haşrolabilirim endişesini ruhunda taşımalı. Bir insan olarak, bir ahsen-i takvime mazhar olarak dünyaya gönderilmiş ve bu denli şereflerle zerfiraz kılınmış bir insan olarak kendisine ilk planda bahşedilen istidat tohumlarını yine insanlık istikametinde inkişaf ettirmeli, insanlık semasına yükselmeli, ta ahirette insan muamelesi görsün. Hutameye atılacak hataplar halinde, ağaçlar halinde, Kur'an'ın ifadesidir bunlar, ahşap halinde cehenneme atılmasın. Demek ki bütün ahiret, bütün ebedi saadet burada ayarlanıyor, burada hazırlanıyor. Şu kısacık ömürde dümeni idare eden, sahili selamete çıkacak Allah'ın avnine, inayetine mazhar, ihsanına mazhar olacaktır. Dümeni kullanamayan, rotayı tayin ve tespit edemeyen işin gayyasına gidecek, öbür alemde de kendini cehennemin çukurunda baş aşağı bulacaktır. Cenab-ı Hak kötü akıbet ve encamdan muhafaza buyursun. Muhterem Müslümanlar, sadece meselenin ciddiyetine dikkatinizi rica sadedinde bunu arz ettim. Sayiniz heba olmayacağı bir yolda olun. Hissinize ve duygularınıza gem ve zimam olacak bir yolda olun.
Hayatınızı bazı badem mevt hadisesine göre tanzim edin. Bu müminlik şiarıdır. Kalbinde iman taşıyan bir insanın yapacağı en mühim meseledir. Burada ben hür değilim. Burada ben ahiretteki hesapların kaydı ve bağlılığı altında hareket ediyorum. Burada birine indireceğim bir tokat, orada suratıma bir tokat halinde inecektir. Burada ağzıma giren bir lokma, orada benim içimde bir zehir gibi beni kıvrandıracaktır. Burada yaptığım bir haksızlık, ben orada dilgir edecek, gözyaşı döktürecek, dilhun edecektir. Bu kayıtları düşünecek mümin, hayatını ona göre tanzim edecek, adımlarını Allah'ın tevfik ve inayetiyle ona göre atacak. Her türlü sakatlık o zaman terk edilmiş olacak. Ve her türlü meziyete götürücü, fazilete götürücü yollar denenecek. Faziletli olma yolunda hiçbir şeyden dur olmayacak insan, geri kalmayacak insan. Cenab-ı Hak bizi sırat-ı müstakimde daim ve kaim eylesin. Her iki yönüyle meseleyi tenvir için, sayin heba olmayışı, öbür alemin ayağın beyan göz önünde bir mihrap gibi, kulluk namazımızda daima kendisini bize hissettirmesini tenvir için bir misal arz edeceğim. Hazreti Ali kerramallahu veçeh ve radiyallahu anh hazretleri Sıffin'de hasımlarıyla mücadele ediyor. Hak bir davanın hak temsilcisi olarak karşı tarafı haksızlık içinde görerek hakkın kavgasını veriyor. Karşı tarafta kendileri kendi kendilerine içtihat yapmış olmanın havası içinde, onlar da kendilerini hak içinde görüyor, Hazreti Ali'yi haksızlıkla itham ediyorlar. Ehli tahkik Hazreti Ali'nin hakkaniyetini, onların ise içtihatlarının isabet etmediğini söyler. Ama bu iki durum her iki tarafı da sahabi durumundan, mevkiinden düşürmez. Ondan sonra gelenler onları sadece edeple ve tazimle anmaları gerekir. Dolayısıyla arz ettim bunu. Akla, kafaya, kalbe sahabi hakkında bir şey gelmemesi için dolayısıyla arz ettim. Sıffin'de savaş yapıyor. Hazreti Ali'nin etrafında ilk safın en mümtaz kimseleri var. Selman-ı Farisi Hazreti Ali'nin yanında. Habbab Hazreti Ali'nin yanında. Daha nice fukaradan ilk planda ashab safını teşkil edenler Hazreti Ali'nin yanında radıyallahu anh. Bütün mümtaz kimseler Hazreti Ali'nin yanında ve etrafında toplanmışlar. O gün Ammar bin Yasir de Hazreti Ali'nin yanında yerini almış. O gün sağa sola saldıran yaşlı bir insan. Önünde saflar yarılıyor ve herkes kaçıyor. İki şeyden dolayı kaçıyorlar. Bir, Ammar yaşarken, harbederken nazarında daima masum adel mevt abideleştiği için iki can taşıyor adeta. Tek can taşıyanlar karşısından saf saf yarılıp dağılıyorlar. Elinde iki can taşıdığı için, kaybedilen dünyasıyla hiçbir şey kaybetmeyeceğine inandığı için, ukbasını mamur bildiği için, kuvvetli bir reca ile Allah'ın rahmetini ümit ettiği için önünde karşı taraf saf saf yarılıyordu. İkinci sahip ise Ravza-i Tahire'nin kerpiçleri taşınırken bütün sahabinin kulaklarında Resul-i Ekrem'in ses ve doluyla çınlayan bir söz vardı. Herkes sırtına bir kerpiç alıp taşıyordu. Gül devri teessüs ettiği devirdi. Resul-i Ekrem bile ashabının içinde sırtında kerpiç taşıyordu. Bürokrasinin en küçüğünden dahi fersah fersah uzak bir sistemin kurucusu büyük insan. Hela temizlemesinde ashabının yanında, önünde ve içinde emir yok, yazı yok. Mescit yapmada, sırtında kerpiç taşımada, işin önünde, yanında ve içinde. Hendek kazımada, elinde manivela, taş kırmada, işin içinde ve önünde ve yanında. Resul-i Ekrem bize böyle bir hayat tarzı talim ediyor. Resul-i Ekrem de kerpiç taşıyor. Ammar İbni Yasir de taşıyor. Dillerde tatlı nameler, sahabi kendinden geçmiş.
Mekke'de kefere ve fecerenin zulmünden kurtulmuş Medine'de siteyi kurmuşlar. Ve ilk mescit yapılıyor. اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانِ خَيْرٌ اَمَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفِ النَّارِ Nifak ve zırar mescidine karşı ilk takva ve ihlas, samimiyet üzere teessüs eden mescid. Kubbe-i hadrayı içinde bulunduran mescid. Bakiyesini ve enkazını, bozulmuş şeklini bugün müşahede ettiğimiz mescid. Herkes kerpiç taşıyor, Ammar da taşıyor. Bir aralık Resul-i Ekrem'in yanına gelince, ya Resulallah diyor, arkadaşların bana zulmediyor, herkes birer kerpiç, benim sırtıma iki kerpiç koyuyorlar. Her hadise bir şeye delalet eder. Ammar'ın sırtında taşıdığını Resul-i Ekrem çok iyi görmüş ve idrak etmişti. Buhari ve Müslim'in değişik lafızlarla ifade ettiği şu sözler döküldü dudaklarından. وَيْحَكَ يَا عَمَّرْ تَقْتُلُكَ الْفِيَةُ الْبَاغِيَةِ Yazık Ammar, seni bâgî, hakkı hakikata baş kaldırmış bir cemaat şehit edecek. İşte Sıffin'de Ammar'ın önünde yarılan saflar bundan dolayı korkuyorlardı. Onun kanına girmeden korkuyorlardı. Çünkü onu şehit edecek cemaatin haksızlığı tebeyyün edecekti. Onun için kaçıyorlardı. 93'lük yaşlı insan, Hayder-i Kerrar Hakk'ın kavgasını verir. Zayıf hadiste Resul-i Ekrem'in ifade buyurduğu gibi, ya Ali, ben Kur'an'ın tenzili için savaştım, sen de tevili için savaşacaksın. Ben gökten inen o kelamullah insanlara tebliğ için kavga ettim, sen de onu yanlış tevillerle ele alacaklara karşı kavga edeceksin. Kur'an'ın tevil muharebesinin, hatalı içtihatların ortalıkta dolaştığı bir dönemde Hazreti Ali'nin hak adına, hakimiyeti adına Ammar İbni Yasir'i tutmak, bağlamak mümkün değildi. Tam 93 yaşındaydı, tarihin sabit bir rakam vermesine göre. Sağa sola saldırıyordu ve dudaklarından şu sözler dökülüyordu. اَلْيَوْمْ اَلْقَاكَ الْاَحِبَّ مُحَمَّدًا وَسَاحِبًا Ben bugün bütün dostlara kavuşacağım. Resulullah'a ve ashabına kavuşacağım. Bir aralık çok yanmıştı. Kendisine bir bardak süt takdim edince hemen kalktı ayağa. Bugün son günümdür benim. Çünkü bir gün Resul-i Ekrem'in yanında oturuyordum. Bana ferman ettiler ki Ammar, senin en son gıdan dünyadan süt olacaktır. Ammar aslan gibi sağa sola saldırıyordu. Bir an evvel dostuna, ahbabına kavuşmak için sağa sola saldırıyordu. Hazreti Ali'nin hak cephesinde, yani içtihatta isabet cephesinde kavga ediyordu. Ve herkes saf saf yarılıyorlardı. Sinesine saplanan mızrakla, süngüyle, kılıçla yere yıkıldığı zaman, o gün batarken, iki ordu Tiblu Aram'la birbirinden ayrılırken, Hazreti Ali gözyaşlarıyla yüzünü yıkıyor, Allah'a hamd ediyordu. Allah'ım sana hamd ederim. Korktum ki bu fiye-i bâye ben olurum. Ammar'ın cephemde olması bana ümit verdi ki ben fiye-i bâye değilim. Yani ben hakkı hakikate baş kaldırmış değilim. Ammar benim cephemdeydi diyordu. Ve her şey düğüm düğüm hak hesabına, tohum tohum ahiret hesabına, mezraya atılıyordu, öbür alemde sümbül verecekti. 70'lik ambar gençliği kazanmak için, fani bir tohum şeklinde değil, baki hayatta baki çiçekler sümbül verebilecek, baki istidatları taşıyan bir tohum gibi o gün, kanıyla yunmuş, yıkanmış olarak, kanını kefen olarak, sarınmış olarak Allah'ın huzuruna gidiyordu. Ammar'dan sümbül verecek ağacın ne muhteşem bir ağaç olduğunu, olacağını tasavvur edin. Her say, ebedi alemde, saadet alemde, aleminde baki sümbüller verecek mahiyette. Böyle izan ve kabul edilirse, insan en büyük mahalik karşısında dahi tereddüt etmeden, gözünü kırpmadan, hak, hak bildiği, hakikat bildiği istikametten dur olmayacak ve ilerleyecektir. Bütün cebaletimizin, bütün miskinliğimizin, bütün uyuşukluğumuzun, metottan uzak bulunuşumuzun, dünyaya her şey sayışımızın,
ve fırsat ele geçtiği zaman onu değerlendirişimizin altında ahirete olduğu gibi inanmama hastalığı, ruh haleti yatmaktadır. Eğer bir sahabi anlayışı ve idraki içinde ahirete inanmış olsaydık, nefsim adını ötesini arz edeyim, nefsim adını arz edeyim de başkasının hissiyat ve ruhunu rencide etmeyeyim, ben rahat döşekte yatmazdım, ben nefsim adına en küçük mameleke sahip olmazdım, ben Resul-i Ekrem gibi hasır üzerinde yatar üzerime bir battaniye alırdım. Milletim sefalet içinde çırpınırken, milletim imansızlığın cenderesine kıstırılırken, gençlik adım adım mahvedilirken, benim bir varlığım ve mamelekim olmazdı. Soğukta emanet bir cübbeyle dolaşırdım, emanet bir ayakkabıyla çarşıda gezerdim. Ve bu halimle Mevla'nın huzuruna gidersem, kovulacağım endişesi vardır içimde. Çünkü birinci işi ihmal etmiş bir insan olarak, manen kolu kanadı kırık bir mücrim olarak Rabbimin huzurunda bulunmayı müdrikim. Nefsim adına söyleyeyim. Derdin büyüklüğü, azamet ve ihtişamı karşısında hala beşeri zevklerimi düşünmeyi terk edemedim. Hala Yemen'in kavgasını vermeyi terk edemedim. Hala gece yatarken altıma bir yumuşak döşek sermeyi terk edemedim. Düşünün. Fani şeyleri vermeden baki şey elde edilemez. Maddi ve manevi mahrumiyetlere katlanmadan muvaffakiyet elde edilemez. Ağlanmadan gülünemez. Israf çekmeden saadete erilemez. Milleti kurtarmayı düşünüyorsanız bürokratik yollardan millet kurtarılamaz. Bu milletin başında sadece elbisesi sırtındaki olan kimseler olduğu zaman millet kurtulacaktır. Şahsi adına yatırımıyla, şahsı adına devlet kurmasıyla, şahsı adına tesisatıyla, aile efradı adına tesisatıyla, milleti kurtaracağım diye kahramanlık evlatıyla, milletin başında arzı didar edenler, sadece sineyi millette ümit kırmış, onları bedbinliğe gitmişlerdir. Ömer gibi insanlar, giygisi sırtında bineceği şey devlet hazinesinde, Gandhi gibi insanlar, altında ot olan insanlar, milletleri kurtaracak bunlardır. Ve bizi kurtaracak nesil de bu nesildir. Cenab-ı Hak bu neslimize bahşettiği zaman, bürokrasi rayasında dahi düşünmeyen bu nesli bize bahşettiği zaman, milletimizin kurtarılması mevzunda ümit var olacağız. Üniversite değil bizi kurtaracak. Gönüldür, aşktır, heyecandır. İlim dediği şey sonra ilim adamının yapacağı şeydir. Çok basit şeydir. Atom üssü kurmakta, füze üssü kurmakta çok basit şeydir. Ama ben görüyorum ki, gezdikçe, gördükçe görüyorum ki, 150 seneden beri çeşitli kimselerin elinde oyuncak haline getirilen Türkiye ve alem-i İslam, ileri götürelim diye her müdahale ve muhalecede 10 sene geriye gitmektedir. Öyleyse bizim esas muhtaç olduğumuz şey, aşktır, heyecandır, imandır, hasbiliktir, fedakarlıktır, milleti için yaşamaktır, kendisini feda etmektir. Varsa bu pazarda bezi olan, varsa bu anlayışa iştirak eden, gelsin beraber çalışalım. Bırakalım bürokrasiyi, gezelim köy köy, dolaşalım, hasbiliğimizi ve samimiyetimizi götürelim. Ve bu işi düzelteceğimiz ana kadar söz verelim Allah'a, Resulullah'a söz verelim. Sıcak döşekte yatmayacağız, ağlayacağız, gülmeyeceğiz, ısrar çekeceğiz, dinlenmeyeceğiz. Allah ümmeti Muhammed'in yardımcısı olsun. Cenab-ı Hak tevfikatını ümmeti Muhammed etsin. Kefere ve fecerenin şerrinden ümmeti Muhammed'i masum ve mahfuz kılsın. Allah'a karşı çok saygılı olun. Sizi nimetleriyle perverdi eden Allah'a karşı saygılı olun. Sizi ahseni takvime mazhar eden Allah'a karşı saygılı olun. Sizi hayvanatı sair eden, ayıran Allah'a karşı saygılı olun. Sizi akılla, fikirle, hayatı tanzim imkanlarıyla serfiraz kılan Allah'a karşı saygılı olun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Sizin anladığınız şekilde değil, Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla.
en geniş manasıyla ihsanla emrediyor. Rabbi Kerim'i görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi sağınızda, solunuzda, önünüzde, arkanızda binlerce hadiselerle mevcudiyetini size hissettiriyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle, yüksek İslam dininin ufkunuzda bayraklaşması istikametinde yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın, Kur'an'ın ve mübelliği Kur'an olan Resul-ü Zişan'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, ta düşünesiniz, bir sürü eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız, Kur'an'ı yaşayasınız, emni eman içinde cennete dahil olasınız.